Sıcak su kaplıcaları için kullanılır efendim bu batı kökenli tabir. Ilıca Türkçe. Sıcak su kaplıcaları. Nereye gittik? Şeye gittik. Ilıca'ya değil de. Kaplıca. Hani Yalova'da şeye. Böyle şey dürbünle baktık. Ben bir harf alayım. Alalım bakalım. T ile başlıyor. T harfiyle. Sıcak su kaplıcaları. Sıcak su. Enerji. Nasıl enerji? Hangi enerji? T ile başlıyor. Allah Allah. Yapmayın ya. Bir tane daha. Bir tane daha harf alalım. Aldık bir tane daha. O dürbün dediğim şey ya. Ilıca'da kimseye dürbünle bakmıyorum. Yanlış anlamayın. Şey dürbün. Hani ısıyı algılayan dürbünler var ya. Ha şey. Gece görüşü gibi hani. Ter. Ne? Nasıl? Nasıl? Ter? Termik. Termik. Termik santral. Termik santraldeki enerji. Ben termik bir enerji. Bir tane bunu. Daha. Ekte problem var. Heh. Termal. Termal ya bu. Gelsin birisi. Bu da rahat ettirecek sizi. Eliniz soğudu bir fark ettim Taner Bey. Hadi tekrar ısıtalım. Nasıl bir soruymuş? Görsel eserlerin sahnelerini ve akışını gösteren yazılı metin. Görsel eser dediği resim, film. Onun sahnelerinin akışını ve akışının yazılı olduğu yazılı metin. Senaryo. Nedir o? Senaryo. İşte o kadar. Yeni sorumuz geliyor. Aynı zamanda bir kadın ismidir, bir de çiçeğin ismidir. Kadın çiçek. Çiçek tarafından yaklaştık olaya. Süs havuzlarının vazgeçilmez peyzaj ürünü. Lotus da diyorlar. Hiç bilmiyorum çiçek isimlerini ya. Vallahi. Şarkıcı var meşhur. Bir harf alayım. Alalım bir harf. Dünya dönüyor. Sen ne dersen de. Aslında burada Sena Hanım dururken ben söylememeliyim ama. Neydi? Nilüfer. Alkışı duyalım. Buyurun yenisi geliyor efendim. 1 dakika 4 saniye var. Zorla da soracağım. İnatla da soracağım size bu soruları. Gelsin. Mahvetmek, berbat etmek veya kirletmek. Bu gibi anlamlarda kullanılan bir sözcüktür ama bunlar alt anlamları. Mahvetmek, berbat etmek. İşleri mahvettin. Tek kelime. Tek kelime. Berbat ettin. Üstünü başını kirlettin. Bir harf alayım. Aldık bir harf. İflas etmek bir taraftan da. Mahvetmek, berbat etmek. Bir işte sermayesini. Batırmak. Batırmak efendim. Üstünü başını batırmak da kirletmek anlamında kullanılır ya. Buyurun bakalım üstten baştan bahsetmişken. Sonunda var bir yoksunluk eki. Yoksunluk. Sizsiz. Bir görelim. Üstü başı düzgün olmayan, bayağı veya uyumsuz giyim tarzına sahip kişilere yönelik bir tabir bu. Nereden buldun bu? Sıssız adamı. Bir harf alayım. Aldık bir harf. İşte bir K harfi. Kifayet. 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 Üst baş. Üst baş. Bu ne üst baş? Bayağı veya uyumsuz giyim tarzına sahip kişiler düzgün olmayan. Sonunda ne vardı? Sizsiz. Sizsiz, evet. Üst başsız. Nereden buldun bu üst başsızı? Kılıksız. Kılıksız gayet güzel. Güzel o sinyal sesi iyi geliyor size. Söyleyeceğim artık 5 saniye erken versinler. Buyurun yeni soruyu efendim. Efendim 1000 santim uzunluğundaki ölçü birimidir? 1000 santim. 1000 santim. 100 santim metre. Metre ne hangi metre? Dekametre. Öyle mi? Kesinlikle öyle.